Tehdit yok, uyarı ve ikazdır diyor Gürsel Tekin Serkan Toper. Siz de aynı fikirde misiniz? Öncelikle Türk İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Birlik beraberliğimize vesile olmasına da Yüce Allah'tan diliyorum. Evet, burada Türk Ceza Kanunu 265 kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçu oluşup oluşmadığı gündeme gelir. Çünkü suçun tarifinde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için cebir ve tehdit yönelten kişiden bahsediyor ki burada çok açık bir tehdit dilinin olduğu aşikar. Abartı bir dil var, konusu suç teşkil edebilir ve bir eski tabirle bir ana muhalefet partisi liderinin de sorumluluk alanının çok dışında bir açıklama. Sayın Kılıçdaroğlu, elimde Baylokçu milletvekillerinin listesi var dedi. O listeyi hala bekliyoruz. Siyasi cinayetlerle ilgili duyumlarım var dedi. Hala bu cinayetlerin nereden bu duyumları almış, hala onu bekliyoruz. Şimdi de Anayasa 127 kanunsuz emir kapsamında bir iddia ortaya attı. Bu mafyamatik düzendedir. Öncelikle bunu tarif etmesi lazım Sayın Kılıçdaroğlu. Hangi kamu görevlisi bu mafyamatik düzenin konusu suç teşkil eden emirlerini yerine getirmiştir? Çünkü Anayasa 137 pardon, çok açık, konusu suç teşkil eden hiçbir emir yerine getirilmez. Bütün devlet memurlarının ve kamu görevlilerinin anayasaya, kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine uygun davranması gerektiği dikkate alındığında Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bizim beklentimiz ki burada CHP'nin de kıymetli bir vekili var. Tek tek somut şekilde, bakın şurada şu kamu görevlisi bu kanunsuz emiri yerine getirmiştir diye somut örnekleriyle ortaya koyması beklenir. Sorumlu bir muhalefet anlayışında. Ama sizin derdiniz tekrar bir ajans başlığı atmaksa, devleti, devletin kurumlarını kamuoyu nezdinde yıpratmak için bir süredir devam eden alışkanlıklarınızı yine devlet memurlarını tehdit üzerinden, çünkü daha önce yargı mensupları tehdit edildi. Hangi kapsamda tehdit edildi? Hukuk devletine atıf yaparken yargı mensupları tehdit edildi. Öğretmenler tehdit edildi ve gelinen noktada da bugün devletin bütün bürokratik kurum ve kişileri tehdit altında olduklarını kim tarafından hissettirildi? Sayın Kılıçdaroğlu tarafından hissettirildi. Hep söylerim, bu millet dualı bir millet. Millet İttifakı hata üstüne hata yapıyor. Bu sözde Kürt meselesi, sözde Demirtaş Kavala'ya özgürlük iddiaları, arkasından parlamenter sistem çıkışı, arkasından siyasi cinayetler çıkışı ve şimdi de bürokrasinin tehdit edilmesi. Millet İttifakı bir yerlerde sürekli plan, hesap, kitap yapıyor ama bu hesap ve kitaplar bir şekilde duvara tosluyor. Bu da o kapsamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu millet nezdinde güven endeksini çok çok aşağılara çeken açıklamalarının son halkası diye değerlendiriyorum. Biz Türkiye'de bu şekilde sorumsuz devletin kurumlarını kim yıpratmak ister? Çok net şekilde bakınız. Terör örgütlerinin birinci amacı devletle vatandaş arasında güven bunalımı yaratmaktır. Devletin bütün kurumlarını siz siyasi iktidara yaptığınız eleştirilere maske yapmak suretiyle devletin bütün kurumlarını vatandaş nezdinde itibarsızlaştırdığınızda bir gün sizlerin de millet iradesi onay verdiğinde devleti yönetmeye kalktığınızda itibarını zedelediğiniz o devlet kurumlarının sizler de sıkıntısını çekersiniz. Tekrar o devlet kurumlarına vatandaş nezdinde itibar kazandırmak, vatandaş nezdinde güven kazandırma noktasında aynı sıkıntıları yaşarsınız. Muhalefetin bu yıkıcı dilden vazgeçmesi lazım. Elbette ki bütün kamu görevlileri yürütmeyle uyumlu çalışır, yürütmeyle kavga etmez. Ama vatandaşlarına eşit davranır, anayasal sınırlar içinde davranır. Bunun hilafına Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde bir bilgi, belge var ise bunun paylaşılacağı yer yargı kurumlarıdır. Gidersiniz yargı kurumlarına, suç duyurunuzu yaparsınız ve gereğini yaparsınız. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı zamanda bir kamu görevlisi. Kendisinin de anayasal düzene riayet etmesi beklenir. Kendisinin de kanunlara riayet etmesi beklenir. Örneğin teröristleri övmek, suçu övmek, suçluyu övmek, sürekli millet iradesiyle tecelli etmiş, seçilmiş cumhurbaşkanına sözde cumhurbaşkanı dememek, değil mi? Terörle arasına mesafe koymak, anayasal düzenin emrettiği hususların belli başları. Dolayısıyla bir kendisi de kamu görevlisi olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da öncelikle anayasal düzene kendisinin riayet ederek bütün kamu bürokrasisine örnek olmasını da buradan bir hukukçu olarak tavsiye ediyorum.
Peki, çok